Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle disfonksiyonel aile yapısı ileriki ilişki türlerimizi nasıl etkiler bundan bahsedeceğim. Geçen videolarımda disfonksiyonel aile yapısından bahsetmiştim ama hatırlatmak için bir kere daha bahsedeyim. Disfonksiyonel demek, fonksiyonel olmayan aile yapısı demek. Yani ailede duyguların görmezden gelindiği, empatinin olmadığı, kimsenin birbirini anlamadığı, birbirlerini ihmal ettiği bir aile yapısı aslında. Yani sağlıklı bir ilişkinin, sağlıklı bir iletişimin olmadığı bir aile yapısı. Aile içerisinde aile dinamikleri bozuktur bu tür aile yapılarında ve aile çocuklar üzerinde yeterince sağlam, sağlıklı bir otorite kuramamaktadırlar. Sağlıklı bir iletişim, sağlıklı bir ilişki kuramamaktadırlar ve sürekli olarak birbirlerini ihmal etmektedirler. Bazı durumlarda psikolojik ve fiziksel şiddet de disfonksiyonel aile yapısında söz konusudur. Disfonksiyonel aile yapısında ebeveynlerin birbirleriyle aralarındaki ilişkide sevgi, saygı ve güven ilişkisi maalesef yoktur. Bu da çocuklara yansımaktadır. Çocuklar da zaten ilk ilişki modellerini kimden görür? Ebeveynlerinden görür. Bu aile yapısında büyüyen çocuklar devamlı olarak korku ve kaygı duymaktadırlar. Sürekli kendilerini incinmiş, yargılanmış ve güvensiz hissederler. Çünkü ebeveynler maalesef, disfonksiyonel olan aile ortamındaki ebeveynler maalesef çocuklarına güvenli, sağlıklı bir ortam yaratmamaktadırlar. Ve psikolojik duygular maalesef bu aile yapılarında, fonksiyonel olmayan aile yapılarında sağlanmamaktadır. Disfonksiyonel aile yapıları neden oluşur? Disfonksiyonel aile yapılarında ebeveynlerin kendi yaşam öykülerinde de disfonksiyonel aile yapıları vardır. Yaşam standartları, travmatik çocukluklar, travmatik yaşam öyküleri yine bu tür ailelerin, fonksiyonel olmayan ailelerin, yani dinamikleri bozuk olan aile yapıların oluşmasına neden oluyor maalesef. Disfonksiyonel aile yapısına sahip bireylerde, herkes de olmasa bile yetişkinlik döneminde diğer ilişki tiplerini, kişinin kişilik yapısını şu şekilde etkiliyor. Sürekli bir onay arama davranışı, etrafında bir şeyleri kanıtlama çabası içerisinde olabiliyor bu aile yapısında yetişen kişiler. Mükemmeliyetçi yapı dediğimiz yapıya sahip olabiliyorlar. Bu tür kişiler kendilerini başkalarından izole ediyorlar. Sonra içlerinde boşluk hissi taşıdığını söylüyorlar. Aynı zamanda kendilerini çok fazla suçlayıp çok ağır eleştirebiliyorlar ve iletişim becerileri zayıf olabiliyor. Disfonksiyonel aile yapısında yetişen kişilerde genellikle gördüğümüz durumlar. Kendimizle aramızdaki olan ilişki dinamikleri, ailemizle aramızda olan ilişki dinamikleri ve sosyal işlevselliğimiz, sosyal çevremizle olan ilişki dinamikleri bozulmaya başladığında, ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi ve bu şekilde devam eden bir süreç olduğunda mutlaka bakılması gereken aile dinamik yapıları vardır. Bunun için de lütfen psikolojik destek almayı ihmal etmeyin bir ruhsallığı uzmanından, yani bizlerden. Ben uzman klinik psikolog, aile ve çift danışmanı Kübra Deçtürk. Beni tanımayanlar için İzmit Kocaeli'nde yerim. Burada görev yapmaktayım. Kendi yerimdeyim. Eğer randevu ya da bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız mevcut. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Sınırlarınızı koruyun. Çevrenizle, kendinizle olan ilişkinizde bozulmalar meydana geliyorsa mutlaka farkındalık, farkındalık, farkındalık diyoruz. Hoşça kalın.